havranı. Hep aile. Gerçekten çabası. Gelen ziyaretçilerimiz, gelen misafirlerimiz bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Bunların önerileri, fikirleri bizim için de çok hem esas hem de çok önemliydi. Havala derdi. Sağ olun. 2014'te biz burada seçildik. Ancak 2016'da, 2016'nın sonlarında kayyum atandı. Bugün de belediyeyi evet kazandık, mazbatalarımızı aldık ve belediyeyi de halkçı belediyesi olarak bizim sözümüz var halkımıza ve halkçı belediye olarak da yürüteceğimize, yöneteceğimize sözümüz vardır. Biz pazartesi günü devraldık. Maalesef ve maalesef 40 milyona yakın bir borçla karşılaştık. Belediyenin geliri belgelerle beraber belgeler de elimizdedir, onları da göstereceğiz. Belediyenin geliri işçi maaşlarıyla denkleştiriyor. Kafa kafaya geliyor. Yani şu an anlayacağınız belediyeyi önceki dönem belediye başkanları belediyeyi tamamen kilitlemişler. Yani çalışmalarımızı engellemek için bir sürü fazladan eleman koymuşlar. Yani belediyenin geliri 2,5 ise sadece işçi maaşları da şu an 2,5 milyondur. Yakıt mesela mahallede kepçelerde, bidoncular vesaire bu iş makineleri de şu an yaktığımız yakıt dahil borçlanıyoruz onda. Yani birbirini karşılamıyor. Evet, bunu da dedim. İnanıyoruz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Biz bunların da üstesinden geleceğiz ve ziyareti de en yani layık olduğu en iyi hizmetleri de yapacağız ve yaptırmaya da devam edeceğiz. Burada bir futbol sahası mı, top sahası mı artık neyse bir o yapılmış. Şu ileride bir tekstil fabrikası yapılmış. Bunlar da tamamen bakanlıkların hibesi ile olmuş. Onun dışında görünen hiçbir şey yok. Bu nasıl harcanmış, nereye gitmiş, nasıl şey olmuş biz bunun daha detayına inmedik. 2014'teki projelerimizdi. Maalesef ve maalesef bizim sunduğumuz proje TOKİ geldi. Bunu kendine göre yapıp müze yerlerini cami avlusunda bırakmamış. Ama biz de şöyle Mevlana Hazretleri, Konya'daki Mevlana Hazretlerine benzer bir proje geliştirip tabii ki burada vakıflarla beraber eğer izni olursa, çünkü vakfın şeysinde olduğu için biz burayı bir müze şekline de dönüştürmeyi düşünüyoruz. Hedef ve planlarımızın içerisinde bu da vardır. Burası uğrak yeridir, dini turizm açısından çok önemlidir. Bunun için misafirhane yani konaklama yerlerimiz yoktur. Artı mesire alanları, gelen misafirlerimizin gidip dinleneceği yer olmadığı için bir mesire alanını yapmayı ilk planlarımızdan bir tanesidir.